Merhabalar, Şifacı TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ardıç. Ardıcın bilimsel adı Juniperus communis'tir. Ardıç, iğne yapraklı, devamlı yeşil kalan bir ağaçtır. Ardıç ağacı genellikle 2 ila 5 metre boyunda büyüyebilen bir ağaçtır. Yaprakları ince, uzun, sivri ve güzel kokuludur. Meyveleri siyah, parlak, küçük kozalak şeklindedir. Bunlara ardıç tohumu da denilir. Kasım ve Aralık aylarında toplanıp kurutulur. Birçok türü vardır. Ardıç tohumlarından baharat yapılır. İlaç ve bitki çayı yapılır. Tüm iğne yapraklı ağaçlar gibi yaz-kış yeşil kalarak bize oksijen vermeye devam eder. Ağaçlar, insanlar farkında olmasa da insanların en iyi dostudur. Ardıç ağacının içeriğinde esans, glikoz, sakaroz, juniperin, yünen, borneol, terpineol, izoborneol, konforu, sidrol, dimpenten, D-apinen ve E-felandren reçinemsi maddeler bulunur. Sonbaharda, Kasım ve hatta Aralık aylarında ardıç kozalaklarından kendiliğinden kurumuş ve küçülmüş olanların dışında sağlıklı görünenleri toplanır. Gölgede ağır ağır kurutulur. İyice kurumuş olanları hafifçe ezilip parçalanır. Bunlar kaynar suda 20 dakika demlenerek bir çay hazırlanır. Ardıç meyveleri kaynatılmaz. Taze meyveyi değil, kuruttuğumuz meyveleri kaynatıyoruz. Dikkatli kullanılmalıdır. Bu çay sabah ve akşamları olmak üzere 2 kez içilir. Ardıç ayrıca romatizma ve eklem ve kas ağrılarına iyi gelir. Kas ve romatizmal ağrılar için merhemleri de piyasada mevcuttur. Ardıcın mide kuvvetlendirici bir etkiye sahip olduğu doğrulanmıştır. Antiseptik bir etkisi vardır. İdrar söktürme, terleme, iştah açma, gaz giderme gibi etkileri vardır. İdrar yollarını temizler. Çok iyi bir antiseptiktir. Mikrop öldürücü bir etkisi vardır. Bedeni uyaran bir etkisi vardır. Biraz acı tadı nedeniyle iştah açar. Mideyi uyarır ve sindirimi kolaylaştırır. Mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür. Solunum yollarını açar. Nefes alıp vermeyi kolaylaştırır. Kadınlarda adet döngüsünü düzenler, ağrılarını hafifletir. Dallarından yapılan merhem, deri üzerine sürülerek ovulursa cilt hastalıklarına iyi gelir. Ardıç, terletici bir bitki olduğundan romatizma ve soğuk ağrılarına iyi gelir. Kandaki şeker miktarını düşürür. Nefes kokularını giderir. Kansızlığa iyi gelir. İdrarı söktürür. Rendelenmiş meyveleri sirke içine konup bekletildikten sonra bir bezle alın üzerine konulursa baş ağrılarını keser. Taze meyvelerin ezilmesiyle elde edilen şurup öksürüğe iyi gelir. Taze dalların çayı zayıflamak için kullanılır. Ardıçtan acı pekmez yapılır. Bu pekmez öksürüğe çok iyi gelir. Taze dalların çayı zayıflamak için kullanılır. Kanı temizler. Kanı temizlemek için ilk gün 4 tane ardıç meyvesi yenir. Sonra her gün 1 tane artırılarak 12 gün devam edilir. 12. günün sonunda birer adet azaltılarak 12 gün böyle yemeye devam edilir. Bu şekilde yaparsanız kanınızda oluşan mikroplardan kurtulduğunuzu göreceksiniz. Ayrıca dövülmüş meyvelerinden bir çorba kaşığı, yani 400 gram kadar kaynayan suya atılarak su ateşten indirilir. 2 saat demlendirilerek 4 defa yemeklerden önce içilir. Bu şekilde içildiğinde mide ağrılarına iyi gelir. Mide ve bağırsaklardaki mikropları öldürür. Ardıç meyvesinin bilinen faydaları bunlar. Sizin bildiğiniz farklı özellikleri varsa lütfen yorumlar bölümünde yazın. Kanalıma abone olarak zil ikona tıklamayı ve yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Sağlık, şifa, huzur dolu bir hayat diliyorum sevgilerimle.